Teşvik Ödülü'nün sahibi, Eskişehir Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Cem Sevik'i çocukluğundan ve hangi şartlarda büyüdüğünden, Büyük Orhan'da ve sonrasında hayatta önüne çıkan engelleri nasıl aştığından ve bu konuma gelirken motivasyon kaynağının neler olduğundan bahsedeceği konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Ben yüzlerce konuşma verdim. Biraz sesim geliyor mu? Yani böyle daha rahat oluyor. Hani siyasetçi gibi konuşmuyoruz. Bilimle uğraşıyoruz. Aynı zamanda eğitimle uğraşıyoruz. Öğrencilere nasıl anlatıyorsak size de öyle anlatmaya çalışacağız. Gerçekten çok heyecanlandım. Dediğim gibi yüzlerce teknik konuşma verdim. Bu başka benim için. Tekrar sizlerle beraber olmak, kardeşlerle, akrabalarla birlikte olmak çok güzel bir duygu. Gerçekten inanın. Hani Furkan'la biz konuştuk, rica etti. Tabii ben seve seve hemen kabul ettim. Dedim ne yapayım, size ne anlatayım, ne anlatmamı isterseniz. Furkan, kendinizi anlatın, çocukluğunuzu anlatın. Hani nelerle karşılaştınız, bunları anlatın dedi. Ben de çocukluğumla başlayayım. Çocukluğumdan çok razıyım. Acayip razıyım. Hani öyle derler ya. Çok güzel bir çocukluk yaşadık. Bence Büyük Orhan'ın en büyük avantajlarından biri bu. Yani tek tek hani Büyük Orhan'lı gibi anlatacağım. Belen'de boruculuk oynadık. Ne bileyim tahta araba yaptık. Bugün hatta bir tahta arabada oğlumla beraber yaptık. Marangoza gittik, teker kestirdik. Ağır borcumuz verdik. Para istemez dedi. Bakın bu çok büyük bir zenginlik. İşte bu duygu çok önemli. Bu duyguyu hala bir yerlerde yaşayabilmek çok önemli. Neyse, Yumrukaya da kayalara tırmandık. 10 yaşımızdaydık belki. Bugün aynı şeyi benim oğlum yapsa hanım olduğu yerde 10 tane takla atar. Yani bunu yapmak imkansız. Çocukluk açısından gerçekten çok güzel şeyler yaşadık. Biz eskiden çarşı meydanından çıkardık. Futbol sahasına gelene kadar 22 kişi olurdu, burada top oynardık. Hatta bazen 30 kişi olurdu, biz abiler bizi oyuna alacak da top oynayacağız diye beklerdik. Sonra eğitim hayatımız, çok uzatmadan geçeyim. İlkokul, yani aslında benim eğitim hayatım şu eczanenin olduğu köşeden başlar, şu köşede biter. Buraya yetişemedik. Burası tam benim mezun olduğum yıl açıldı. Şurada ki köşedeki okulda liseyi okuduk. Ramazan abi bahsetti. Biz maalesef eksik yetiştik. Şimdi bu eksik yetişmemizin sebebi belki dönemin öğretmenlerinin de bize çok fazla şey verecek motivasyonu yoktu. Hayat şartlarından dolayı. Çünkü onlar açısından da belki anlamaya çalışmak lazım ama maalesef bizi iyi yetiştirmediler. Yani bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Bunu üniversitede, eğitim hayatımda her zaman hissettim. Bunun dezavantajını şey yapabilmek için, tolere edebilmek için hep çok çalışmak zorunda elbette kaldık. Yani ben biraz şey düşüneceğim. Yani hani burada söyleyeceklerim lütfen kimsenin gücüne gitmesin. Hiçbir şekilde hayatım boyunca herhangi bir temel ideolojinin etkisi altında kalarak yorum yapmadım. Benim için temel bir şey vardır, o da bilimdir. Bildiğime, okuduğuma, okuduğumdan öğrendiğime inanırım. Her zaman anlatılana inanmam. Çünkü anlatılanlardan da emin olun. Gerçekten sahih bir kişi tarafından anlatılmıyorsa güvenmemek gerekiyor. O yüzden şöyle anlatacağım. Büyük oranda maalesef eğitim hayatımız bizim bazı çatışmalara da kurban gitti. Burası gerçekten uzak bir yerdi. Uzak bir yer olduğu için de nitelikli eğitim verebilecek insanların toparlanması konusunda ciddi sorunlar vardı. Bu sorunların aşılması için belli bir mücadele yürütülmedi. Bu mücadelenin yürütülmemesi sonucunda da tabii bizim ilçemiz Bursa'nın diğer ilçelerine göre daha küçük kaldı. Hatta inanır mısınız? Birçok kırsal bölgede, unutulmuş şehirlerdeki okullardan daha geride kaldı. Hani
Kars deyip geçmeyin. Hani biraz önce gösterdiniz. Kars'ın belli okullarında her sene ciddi anlamda başarı elde edilebiliyor. Yani burada uyanık davranıp o bölgenin insanı okulun ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrenip o bölgedeki okulu parlatmaya çalışmışlar. Ve bunu başarmışlar. Hani biz de bunu yapabilirdik. Hala yapabiliriz. Hala değerli eğitim, iyi eğitim verebilecek bir hale getirilebilir. Sonra işte abimizin de bahsettiği gibi üniversiteye gittik. Üniversite bizim için biraz şok etkisi oldu. Hani Büyük Orhan ortamında yetiştikten sonra ben lisansımı Abant İzzet Baysal Üniversitesi fizik bölümünde okudum. Bir yıl, ilk bir yıl hazırlık okudum. İngilizce tabii hiç bilmiyordum. Hiç öğrenememiştik. Herkes iyi notlar alıyor falan. Hani ben bir türlü İngilizceyi toparlayamıyorum. Yani hayatım boyunca da aslında İngilizce benim için bir sorun teşkil etti. Yani gerçekten çok iyi bilmeliyiz. Kendinizi çok iyi anlatmanız. Bilim camiasında bu çok önemli. Yani sadece bilmeniz yetmiyor. Bildiğinizi çok iyi anlatmanız lazım. Ve bu işin de kültürel olarak atası, kültürel olarak bu işin daha konsantre, yoğun yapıldığı yer Batı olduğu için Batı dilinde bunu çok iyi anlatmanız lazım. Hep sorun oldu. Herkes çok iyi notlar alıyorlar. Biz tabii zorlanıyoruz, yapamıyoruz. Bir eksik bir nokta var. Sonra tabii İngilizceyi bir şekilde hazırlık sınıfını geçtik. Bölüme geldik. Hiç unutmuyorum. Bir hocamız vardı. Kimya hocamız. Sınav yaptı. Sınavdan ben 100 aldım. Ama işin ilginç tarafı bu sınavı bir fakülteye hepimiz ortak ders alırız. Üniversiteye giden arkadaşlar bilir. Bu sınav fakülteye yapıldı. Fakültede benden sonra en iyi notu alan arkadaş 50 falan almıştı. Sonra ben düşündüm ya bu işi herhalde yapabiliyoruz biz. Yani İngilizceyi yapamadık ama bu tarafı belki öğrenebiliriz falan. Sonra derste hocamız beni ayağa kaldırdı. Arkada oturan hani bu özgüven eksikliğini hep yaşıyoruz. Gerçekten yöremizin insanı yetiştirilme tarzından dolayı bu hem maalesef ailede de oluyor hem okulda da oluyor. Hani bu eti senin kemiği benim mantığından biraz maalesef özgüven eksikliği oluyor. Günümüzde öyle değil. Şimdi analar babalar daha uyanık. Daha aklı başında. Beni ayağa kaldırdı. Cem Selik kim dedi. Ben ayağa kalktım. Sen dedi dersten sonra gel bakayım dedi. Mesela gittik. Biraz şeyden konuştuk. Yani bu işin sadece fen fakültesinde okuyordum ben. Bu işin sadece fen fakültesindeki olaydan ibaret olmadığı, bu işin daha büyük hedeflerle değiştirilebileceği, üniversiteden sonra da farklı bir hayatın olduğu konusunda beni sağ olsun aydınlattı. Bu önemli unsurlardan biridir. Dünyaya bakışımın değişmesi açısından. Ondan sonra hedefim hep akademik oldu. Yani fen fakültesinden mezun olup mutlaka master ve doktora yaparak devam etmeyi düşündüm hep. Sonra bölüm dersleri almaya başladık. Bir Karadenizli hocamız vardı. Sağ olsun kendisi çok severdi beni. Hala da görüşürüz. Bana dedi ki bir gün, oğlum dedi seni dedi Amerika'nın dedi ücra bir yerine dil kursuna gönderelim dedi. Ben de dedim hocam yani tamam gönderelim de neden ücra bir yerine dedim. O da şöyle dedi, oğlum dedi oraya dedi dört tane Türk gidiyor birbirini buluyor. Ondan sonra ne İngilizce öğrenebiliyorlar ne bildikleri Türkçeyi unutuyorlardı. Sonra biz baktık araştırdık. Benim o işi yapmam zor. Bu hem dönemin şartları hem ekonomik imkanlar çerçevesinde zor. O zaman milli eğitim bursu, yok bursu gibi şeyler vardı. Ben de milli eğitim ve yok bursunu çok tercih etmedim sonrası için. Sonra dedi ki o zaman seni Bilkent'e gönderelim. Olur dedim hocam gidelim. Nasıl gideceğiz? İşte Bilkent'in sınavı var. Bir falan. Neyse girdik Bilkent'in sınavına. Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünde master hayatıma başladım. Şimdi Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümüne gidince üniversitenin başka bir şey olduğunu öğrendim.
Yani aslında üniversitede şu ana kadar üniversite gibi bir şeyde okuduğumu, üniversitenin biraz daha farklı bir yer olduğunu öğrendim. Bu ya gerçekten hani şey, yanlış anlamayın. Hani kimseyi şey üzmek anlamında söylemiyorum. Bazı gerçekler var. Hani gerçeklere dokunmamız gerekirse üniversitenin taşıması gereken bazı özellikler var. Bunlar Bilkent'te daha çok olduğu için ondan. Mesela bugün gittiğim Bilkent Üniversitesi kütüphanesinde olan kitap atıyorum belki Anadolu'daki 5 ildeki tüm üniversitelerin kütüphanesini toplasanız yarısı kadar etmez. O kadar zengindir. Bu anlamda söylüyorum. Bilkent Üniversitesi'ne gittik. Fizik yapmaya başladık. O zamanlar daha uygulamaya yönelik konularla uğraşıyorduk. Güzel bir master hayatımız oldu. Ufkumuz açıldı. Sonra doktora yapmaya karar verdim. Yine Bilkent Üniversitesi bünyesinde. Doktoraya başladık. Doktora da yaklaşık 5 sene sürdü. Doktora bittikten sonra tabii bu işin şey tarafı var. İki tane seçeneğimiz var. Bir tanesi yurt dışına gideceksiniz, daha iyisini öğreneceksiniz. Ya da Türkiye'de bir tane üniversiteye gireceksiniz. O üniversitede bekleyeceksiniz, sizi doçent yapacaklar. Bekleyeceksiniz, sizi profesör yapacaklar. Yani gerçekten bunu üzülerek söylüyorum. Türkiye'de akademik hayatta üniversitede beklerseniz her şey olursunuz. Samimi söylüyorum. Yani sabrederseniz profesör de olursunuz. Bunun örneklerini her gün izliyoruz televizyonlarda. Maalesef bu tür ünvanlar Türkiye'de çok ucuz dağılıyor. Neyse, biz ikinci seçeneği tercih ettik. O zaman sağ olsun eşim çok iyi bir firmada çalışıyordu. Benim için istifa etti. Kalktık Amerika'ya gittik. Amerika'da Texas'ta Texas A&M Üniversitesi'ne gittik. Oraya da gidince dedim ki, ha üniversite Bilkent Üniversitesi de değil. Yani bu gerçekten, hani bunu şunun için anlatıyorum. Eğer çabalarsanız, hedefiniz bir adım yukarıda olursa, ufkunuz daima genişliyor. Yani gerçeklerin size anlatıldığı gibi olmadığını anlıyorsunuz. Biz Bilkent Üniversitesi'ndeyken, arkadaşlarla hep konuşurduk master sırasında. Hani master bitince doktora için yurt dışına gidelim mi, gitmeyelim mi falan gibi böyle konuşurduk. Onlar, hocalarımız şey derlerdi bize. Tabii orada kalmamızı istiyorlar. Öğrenci bulmak çok zor bir konudur. Ya gitmeyin oralarda buralar gibi falan. Tabii biz inanıyorduk. Sonra gittiğimizde öyle olmadığını gördük. Sonra yaklaşık 5 sene sonra biz geri dönmeyi tercih ettik. Hani her zaman sorarlar. Niçin Türkiye'de olmayı tercih ettiniz? Valla işte bu da büyük oranlıktan kaynaklanıyor. Tamamen. Herhalde ben büyük oranlı olmasaydım, yani Bursa'da tamamen sabah kalkıp okula gidip gelip sonra evde oturup ders çalışıp böyle bir düzenim olsaydı büyük ihtimalle zorluk çekmezdim ama biz gerçekten samimi insanlarız. İnsana çok ihtiyacımız oluyor. Arkadaşlık, dostluk, akrabalık böyle şeyler bizim için önemli. Özellikle dostluk çok önemli. Hani ben muhabbeti çok özlerdim. Yani oradayken arkadaşlarım genelde benden çok yaşlı insanlardı. Hocalarımız vardı. Kendilerini de anayım buradan. Tahir hocamız vardı. Ondan sonra Ergun hocamız vardı. Çok ilginç tiplerdi bunlar. Zamanında genç yaşlarında Amerika'ya gitmişler. Amerika'ya yerleşmişler. Biz beraber maç izlemeye giderdik. O zaman Avrupa Kupası var. Avrupa Kupası'nı izlemeye giderdik. Avrupa Kupası'nı izliyoruz. Salih hocamız vardı. Salih hocamız anlatırdı bize. Sene 1960 işte o zaman sporculardan atıyorum. Mehmet sağdan yardırıyor. Orada bilmem kime orta yaptı. O kafayı vurdu. Adam tüm sahneyi hatırlıyor. Ben de şöyle bir düşündüm. Dedim ki ya ben 60 yaşıma geldiğimde böyle olacaksam gideyim yerinde yaşayayım yani. Hani burada yaşamaktansa hala. Sonra buraya döndük. Eskişehir Teknik. O zaman Anadolu Üniversitesi'ydi. Şimdi burada da ilginç bir anı anlatacağım. Bir hocamız var.
zamanında Amerika'da Delaware'de, Delaware Üniversitesi vardır, çok meşhurdur. Orada hocalık yapıyor. Bilkent Üniversitesi'nden teklif geliyor kendisine. Bir hocasını arıyor. Hocası diyor ki, ya hocam, hocasına soruyor. Ya hocam, ben böyle böyle bir teklif var, geleyim mi diyor. Bilal ismi, Bilal'cim diyor. Şimdi diyor, senin yaşın kaç? 45. Daha bu mesleği kaç sene daha yaparsın? 15 sene. Bak diyor, Türkiye'de diyor, kurumların diyor, ömrü diyor, köpeklerin ömrü kadardır diyor. Bir 15 sene daha yaparsın sen bu işi, emekli olursun diyor. O yüzden gelebilirsin diyor aşağı yukarı. Bilkent'te o zamana kadar yaşar herhalde diyor. Valla işte haksız çıkıyor. Bugüne kadar hala Bilkent Üniversitesi var. Neyse şunu anlatacağım. Ben geldim Anadolu Üniversitesi'ne geldim. Anadolu Üniversitesi'nde o zaman güzel fırsatlarımız vardı. Geldik. 5 sene sonra Anadolu Üniversitesi gitti. Anadolu Üniversitesi ikiye bölündü. 2 tane üniversite oldu. O 2 tane, şimdi 2 tane ya karpuz ortadan ikiye bölünce 2 tane karpuzumuz olmuyor. Maalesef bölündükten sonra bir takım sorunlar yaşadık. Hala da bu sorunları aşmaya çalışıyoruz. Üniversite olarak bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Son olarak hani şunu eklemek istiyorum. Kim söyledi hatırlamıyorum ama hani herkes genelde aynı şeye vurgu yaptı. Bir hayaliniz olsun. Bu çok önemli. Hayal çok önemli. Bir şeye inanmak, bir şeyi istemek, bir şeyi hayal etmek çok önemli. Meşhur bir fizikçi vardır. Richard Feynman. Yani şu ana kadar insanoğlunun yetiştirdiği en iyi fizikçilerden biridir. 1960'ta Nobel aldıktan sonra şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki, günü gelecek diyor, bütün anabiritini, tanikayı diyor, hatta bir kütüphaneyi iğne ucu kadar bir şeye yazacaksınız diyor. Şimdi o zaman Richard Feynman'a gülüyorlar. Çünkü o zaman, şimdi bugün kullandığınız bütün elektronik cihazların içerisinde transistör vardır. O zaman transistörün boyu bir oda büyüklüğünde. Ve bu transistörden şu anda sizin cep telefonunuzda milyonlarca var. İnsanoğlu 1960'da oradan buraya geliyor. Ve bunu Richard Feynman 1960'da görebiliyor. Hani bunu şu anlamda söylüyorum. Hayaliniz olsun, küçük de olmasın. Bırakın büyük olsun. Mütevazı olmayın. Neticede hayal. Ha bunu gerçekleştirmek için ne yapmanız gerekiyor? Yani bunu gerçekleştirmek için ya çok zeki olmanız gerekiyor. Bu herkesin başına gelmez. Hani böyle dünyadan gelip geçen insanlar vardır. Onlardan biri olmanız lazım. Herkesin başına gelmez. Bunu yapabilmek için çok çalışmanız lazım. Hani üniversiteye gidiyorsunuz. Hani ben gittim, orada benden bir sır var diyordun ya. Aynı şeyi benim hocam söyler. Türkiye birincisi üniversite sınavında. ODTÜ fizik mezunu. ODTÜ fiziği bitirdikten sonra doktora için Amerika'da bir üniversiteye gidiyor. Diyor ki, baktım diyor, geldim diyor. Bir sürü Tahir var orada diyor. Yani hani hayatınızda her zaman sizden daha iyileri olur. Sizden daha iyilerin daha iyisi olmanız sizi ön plana çıkarır. Ben son kez şunu anlatayım. Makine mühendisi bölümünde öğretim üyesiyim. Makine mühendisleri birinci sınıflara her zaman geldiklerinde bir konuşma yapıyor. Konuşmanın özeti de şu. Her yıl makine mühendisliği bölümüne 11 bin tane öğrenci giriyor. Türkiye'deki tüm makine mühendisleri, özel ve kamu üniversiteleri dahil her yıl 11 bin adet üniversiteye makine mühendisi olmak için öğrenci geliyor. Bilmiyorum abi, sen daha iyi bilirsin. Bunun 4000'i falan ancak istihdam edilebilir. Uzmanların söylediğine göre. Yani arada ne kadar fark var? 7000 tane. 7000'in içine de girebilirsiniz, 4000'in içine de girebilirsiniz. Bu da biraz önce Ramazan abimizin söylediği gibi farklı olmakla ilgili. Bilmeniz lazım. Çok şanslısınız, bilgi cebinizde. Artık bilgi herkesin cebinde. Ben ilk master'a başladığımda biz makale için ULAKBİM'e yazı yazıyorduk. Bir tane dilekçe dolduruyorduk.
götürüyorduk kapısından veriyorduk. Ankara'da olmanın avantajını kullanıyoruz. Götürüyorduk kapısından veriyorduk. Bize oradan gidip bulup fotokopisini çekip getirip geri veriyorlar. Şimdi öyle değil. Şimdi iki tane tuşun ucunda. Dolayısıyla bilgiye erişmeniz artık çok kolay. Ve şöyle bir gerçek de var. Sizde hayal kırıklığı oluşturmasın. Kendi yapabildikleriniz. Kendi bildikleriniz. Herkes her şeyi yapamaz. Bu gerçekten yatsınamaz bir gerçek. Ama herkesin bir yeteneği vardır. Önemli olan sizin içinizde olan o yeteneği parlatabilmeniz. Bugün YouTube'a girin. En çok izlenen videolardan biri adamın farklı hurda demirlerden bıçak yaptığı videolar. Yani önemli olan içinizdeki yeteneği keşfedip bunu parlatabilmeniz. Bu mühendislik olabilir, tıp olabilir, sanat olabilir, edebiyat olabilir, aşçılık olabilir, bahçıvanlık olabilir, kebapçılık olabilir, her şey olabilir. Önemli olan içinizdeki değeri anlamanız, kendinizi anlamanız, kendinizi anlamak için savaş. Biz öğrencilerimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın, makine mühendisliği alanında ayın imalatçısı vardır, ısıcısı vardır, hesap yapanı vardır, simülasyon yapanı vardır, akışkanlar dinamiği çalışır, bir sürü alan vardır. Biz diyoruz ki, siz neye uyumlusunuz? Onu anlamaya çalışın. Bunu anlayabilirseniz, içinizdeki değeri parlatabilirseniz, başarı kendiliğinden geliyor. Yani benim belki de hayatta en iyi yapabildiğim şey buydu. Bunu hep iyi yapmaya çalıştım. İyi yapmaya çalıştığım için de kapılar tek tek açıldı. Diğer bir unsur da tabii son olarak söyleyeceğim. Merak. Merak etmeniz gerekiyor. Araştırmanız, öğrenmeniz ve kendinizi parlatmanız gerekiyor. Teşekkürler arkadaşlar. Başka bahsetmemi istediğiniz şey varsa bahsedebilirim. Profesör Doktor Cem Seviye yapmış olduğu konuşması için çok teşekkür ederiz. Sizlerden gelecek soruları yine kendisine alabiliriz. Sorusu olan var mıdır arkadaşlar? Benim kendisine iki tane sorum olacak. O zaman öncelikle buradan başlayalım. Buraya geldiğiniz için ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Buradan şunu sormak istedim. Ramazan abi belli örneklerden bahsetti. Biz böyle çok zorluklar geçirdik. Ben de buradan ilk şeyde okumaya gittiğimde ben de birçok zorluklarla karşılaştım. Ama artık dijital ve dünya ve bilgi çağındayız. Birçok şey çok daha kolay. Dediğiniz gibi her şey iki parmağımızın ucunda. Şimdi bunu avantajlar da getirebilir bize, dezavantajlar da getirebilir. Şimdi bu yörede yetişmiş bir insan olarak ve basamakları kat edip bir yerlere gelmiş bir insan olarak. Gençlere dönüp baktığımızda, yani şu an lise, ortaokul sıralarını meşgul eden gençlerimize hedefi çizdikten sonra neler yapılmalı aslında buna da bir örnek verdim. Yani tamam benim hedefim var. Ben üniversiteyi kazanmak istiyorum ama bunun için nelerden fedakarlık yapmalıyım ben? Çünkü dediğiniz gibi artık mesela şöyle, benim zamanımda 10 kişi dışarıda okuyordu, 5 kişi dışarıda okuyordu büyük oranda, parmakla gösterebiliyordu. Ama artık şimdi herkes dışarıda okuyor ve bu da sıradan bir şey oluyor. Ben burada neleri iyi yapmalıyım ki bu hedefleri, tamam bir hedefim var ama bu hedefe ulaşmak için nelerden vazgeçmeliyim? Şimdi çok güzel bir soru, çok teşekkürler. Hani bu gerçekten hani bahsetmekte fayda var. Burada üniversite hayali kuran arkadaşlarımız da vardır elbette. Hani onlara da biraz konu hakkında bilgi vermek için anlatayım. Dediğin çok güzel bir nokta. Artık çok üniversite var. Yani artık üniversite okumak gerçekten hani bizim eskiler bize derlerdi. Hani bizim zamanımızda lise okuyunca her şey tamamdı. Sizin üniversite okumanız lazım falan. Şimdi gerçekten üniversite okumak çok büyük bir problem değil. Arkadaşımız da anlattı. Hani yaptığı 13 soru yaptığımızda 13'tü ortalamanın üzerine çıkıyor. Yani bu gerçekten çok kolay yapılabilir bir şey. Çok üniversite var. Herhangi bir yerde okuyabilirsiniz. Ben bu noktada size kendi tecrübemden şunu anlatabilirim. Hani
günümüzde artık Türkiye'de biraz üniversite tercih etme noktasına geldik. Gerçekten adını sanını bilmediğimiz çok uzak üniversitelerde iyi yetişmek de mümkün. Bireysel olarak bunu başarmak mümkün kesinlikle. Çünkü dediğim gibi bilgiye erişmek çok daha kolay. Ama bunun dışında iyi eğitimi alabilmek için gitmeniz gereken belirli üniversiteler var. Bunun için de uyanık olmanız lazım. Açıp bölümlere bakmanız lazım. Zaten herkesin bildiği malum üniversiteler var. Bunların isimleri. Hani beni hep sınav dönemi ararlar. Memleketten çok hemşerim de arar. Ya biz nereyi seçelim? Yani işte biz makine mühendisliği okumak istiyoruz. Veya biz elektrik mühendisliği okumak. Bak öyle düşün. Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bölüm seçmeyin, üniversite seçin. Hani bu noktada verebileceğim tavsiye bu olur. Hani detayını da zamanı geldiğinde sorarsanız daha konuşabiliriz. Cemre'ye vermiş olduğu cevap için çok teşekkür ederiz. Başkanımızdan. Hocam ben de bir soru sorabilir miyim? İfade ediyorsunuz doğru. Bir sürü üniversite mezunu var. Bir sürü üniversite var. Fakat bu kadar insanların nitelikleri, nicelikleri tartışılsa bile devlet şunu yapabilir mi? Veya üniversiteler bu ülkenin temel ihtiyaçları var. Mesela bir veterinerin, bir ziraat mühendisinin veya farklı alanlardaki meslek gruplarında belli bir standart konulamaz mı? Yani bir fabrika gibi sürekli bir şeyi çok güzel üretmek mümkün bir şey mi? Yani doğru bir politika mı? Çok güzel. Bu nokta da hani önemli. Elbette doğru değil. Yani şimdi piyasada çalışan abilerimiz çok daha iyi bilir. Hani inanın şu anda herhalde iyi bir CNC operatörüne iyi bir mühendisten daha fazla ihtiyaç var. Büyük ihtimalle de çok iyisi çok daha fazla para da kazanıyor olabilir. Yani bu biraz şey bilemiyorum. Hani bunun politik tarafı ayrı bir tartışma konusu ama bilimsel tarafı elbette ki bu kadar mezunu bir yerde devlet seçmek zorunda kalacak. Yani mesela eskiden öğretmenlikte böyle bir sorun yoktu. Şimdi öğretmenlikte önümüzde önemli bir sınav barajı var. Bu barajı aşmanız lazım. Çünkü devlet için şey çok kolay. Siz toplumdaki bir kargaşayı önlemek için bir sınav koyarsınız. Bir baraj koyarsınız. Ve insanlar bunu kendi problemi olarak düşünmeye başlar. Hani bunu ileride emin olun mühendislikte de göreceğiz. Tıpta da göreceğiz. Diğer zaten hani piyasanın iş verdiği bölümlerde halihazırda görüyoruz. Yani bugün hani işletme okumak, ekonomi okumak eğer çok iyi bir yerde okumadıysanız bulabileceğiniz iş gerçekten çok iyi olmuyor ilk mezun olduğunuzda. Bu tür sorunları yaşayacağız gibi görünüyor. Başka soru soran var mı? Kemal Hoca'ya bir şey sormak istiyorum. Az önce de konuşmadan önce de konuşmuştuk. Yani şimdi arkadaşlar eminim şunu merak ediyorlardır. Hani bölüm seçmeyin, üniversite seçin diye. Bizim sizle jenerasyonumuz hani jenerasyon olarak anlayış olarak yakın sayılır. Yani biz son anda yakaladık yani bu jenerasyonu öyle diyeyim. Mesela benim zamanımda fizik bölümü mezunusunuz. Fizik bölümüne gitmenin bir karşılığı yoktu mesela. Yani çünkü ne diyelim istihdam alanı çok az. Kesinlikle. Ya akademisyen olacaksınız ya da formasyon alıp öğretmenlik peşinde koşacaksınız ya da polis olacaksınız. Yani başka bir ihtimal yoktu. Yani ben açıkçası orada hem sizi destek vermek amaçlı hem de önerilerinizi duymak amaçlı söylüyorum. Fizik bölümünden mezun olup akademik kariyer yapıp mühendislik bölümünde ana bilim dalı başkanı olmuşsunuz. Dolayısıyla öğrenci arkadaşların seçim yaparken evet üniversite seçmeleri ama bölümlere de bakarken sanki biraz ufuklarını genişletici bir yönlendirmeye ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Mesela birkaç örnek vereyim size. Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Mühendisliği bölümü. Bu açık ara Türkiye'nin en iyi malzeme mühendisliği bölümüdür. Hocalarının %90'ı İngiltere eğitimlidir. Ve altyapısı da Anadolu Üniversitesi'nin geçmiş şeyinden dolayı, avantajından dolayı çok iyidir. Şimdi beni mesela arıyorlar bazı tanıdıklar, akrabalar. Diyorlar ki işte nerede okusun? Şu kadar puan aldım.
Ben de diyorum ki bakın hani şu üniversitelere giremiyorsa gelsin burada okusun. Bunu neden söylüyorum? Mesela Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden mezun arkadaşlarım var. Bir tanesi, isim vermeyeyim gerçi, kendisinin hani ismini almıyorum burada. Oradan mezun oluyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde master yapıyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde master yaptıktan sonra Amerika'ya, Texas A&M Üniversitesi'ne doktora gidiyor. Ben de o dönem orada çalıştığımda bir arkadaşlığımız oldu. O mezun oldu, Intel'e girdi. Şu anda Intel'de direktör bu. Bir kadın. Intel'de direktörlük yapıyor. Çok da iyi bir kariyeri var. Bu tür şeyler de mümkün. Hani, ama bunun için işte bedel ödemek gerekiyor. Ödememiz gereken bedel de çok basit. Emek. Yani hani oturup emek vermeniz gerekiyor. Yani bir şeyi öğrenmek için bazı insanlar 2 saat çalışıyor, bazı insanlar 4 saat çalışıyor, siz 8 saat çalışıyorsunuz. Hani bunu verdiğiniz zaman gerçekleşebiliyor. Yine bir öğrencim vardı, Ali Kandemir. Ben ilk Türkiye'ye geldiğimde beraber çalıştık. Master yaptı. Ondan sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne doktora için gitti. Ve mutlu olmadı. İngiltere'ye gitti. Şu anda İngiltere'de doktora yapıyor. ODTÜ anlaşmalı gitti. Dönüşte ODTÜ'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin malzeme bölümünde hocalık yapacak. Yani hani bu tür şeyler de mümkün. Ama ben genelde mesela çok iyi puan alacaksa bazı arkadaşlarımız arıyorlar. Özellikle bizim memleket insanıysa şöyle diyorum. Ya oğlumuz ilk 5000'e girecek. ODTÜ fizik okumak istiyor. Ben de diyorum ki ya ODTÜ fizik okumasın. Gelsin ODTÜ elektronik okusun. ODTÜ fizikten doktora yapmak istiyorsa zaten elektronik öğrencisini alırlar. İsterse kuantum da öğrenir. Her şeyi öğrenir. Yani hani böyle şeyleri de düşünmek lazım. Ama mesela şunu kesinlikle söyleyebilirim. İşte ilk 30.000'e girdim. Anadolu'da bir üniversitede elektrik elektronik mühendisliği mi okuyayım? ODTÜ fizik bölümünde mi okuyayım? Kesinlikle ODTÜ fizik bölümünü tavsiye ederim. Yani kastettiğim şey bu. Başka sorusu olan yoksa buyurun. Şimdi bak, derslerinde başarısız oluyorsan eğer, hani öğretmen gözüyle cevap verecek olursam az çalışıyorsun. Daha çok çalışman lazım. Her zaman daha çok çalışman lazım. Ya da yanlış çalışıyorsun. Yanlış çalışıyorsan eğer, bunun bir faydası da olmaz. O zaman ne yapacaksın? Öğretmenine danışacaksın. O dersi daha iyi anlamak için başka hangi kaynakları kullanabilirsin? Başka hangi kaynaklardan faydalanabilirsin? Bunu öğreneceksin. Ben de buradan hocama bir soru sormak istiyorum. Kendisi hayatta bir zorlukla karşılaştığında illaki hepimizin başına geliyordur. Bir artık bu konuda ben ilerleme kat edemiyorum, pes mi etsem diye düşündüğünde onun devam etmesini sağlayan motivasyon kaynağı neydi? Ya biz şöyle, işte bak bu da büyük oranlıkla ilgili bence. Neden onunla ilgili? Şimdi biz çok duygusal insanlarız. Gerçekten yani ben duygusal anlamda farklı olduğumuzu düşünüyorum. Göre insanı olarak. Ama aynı zamanda inatçı insanlarız. Yani bence bir inatçı tarafımız da var. Pes etmediğim olmadı demeyeceğim. Şimdi o çok büyük bir iddia olur. Ama diyorum ya, herkes her şeyi yapmak zorunda değil. Kendinize başka bir seçenek bulabiliyorsunuz. Yani şey şöyle, bizim işimiz yeni şeyler bulmak ve üretmektir her zaman. Yani bir problemi çözerken başka bir problemi düşünmek zorundayız. Çünkü bir problem bittiğinde, problemsiz kaldığımızda yapacak işiniz kalmamış anlamına gelir. Dolayısıyla hani çoğu zaman şu da oluyor. Bir probleme giriyoruz. Bakıyoruz.
Bunu çözemeyeceğiz. Gerçekten bu problem bizim yeteneklerimizi, görgümüzü, bilgimizi aşıyor. Başka bir probleme yöneliyoruz. Ama şu anlama gelmiyor. Herkes, dedim ya, herkes her şeyi yapacak. Herkes her şeyi çok iyi yapacak. Herkes her şeyden anlayacak. Böyle bir dünya yok. Siz kendinize başka bir uzmanlık, fark yaratabilecek başka bir alan bulabilirsiniz. Her zaman bence bunu yapıyoruz. Vermiş olduğunuz cevap için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başka sorusu olan bir arkadaşımız var mı? Yoksa Profesör Doktor Cem Seviye, derneğimizi kırmayıp gecemizi şereflendirdi ve gençlerimize ilham kaynağı olduğu için çok teşekkürlerimi sunuyor. Daha nice başarılara ulaşmasını temenni ediyorum. Kendisine teşekkür hediyemizi takdim etmesi için dernek başkanımız Emrah Seyit Seyit'i sahneye davet ediyoruz.